Sayın Bakanımızın vizyonuyla ihracat ailesini geliştirmek adına, kadınlarımızı ihracata daha çok katma adına, gençlerimizi daha çok ihracatın içine katmak adına, girişimcileri geliştirmek, ekosistemi büyütmek, üniversitelerde ihracat bilincini geliştirmek adına çok proje gerçekleşti. Pek çok ilki yaptık. Belki en anlamlı ilklerden bir tanesi de Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatçı sayısı ithalatçı sayısını geçti. 2018 ve 2019'da ihracat ailemize 17.544 firma katıldı. Ocak ayında açıkladık 1500'ün üzerinde. Şubat ayını taze açıkladık, yeni açıkladık. Orada da 1600'e yakın ihracatçı ailemize katıldı. Biliyorum ki bu ülkede herkes ihracata inanıyor. Çünkü ihracat ve ihracatçı bu ülkenin umudu. Birkaç tane önemli çabamız oldu 2019 yılı içerisinde. 2020 yılı içerisinde de bunları devam ettireceğiz. Bunlardan en önemlisi ihracatçının gücü paketiydi. Geçen senenin başında bu paketin lansmanını yaptık. Siz değerli ihracatçılarımızın bütün ihtiyaçlarını kapsayabilecek bir paket oluşturmaya çalıştık. Ve bunun karşılığını da sizlerden oldukça fazla gördük. Yani 2018 yılında bizim hiç çalışmadığımız yaklaşık 5000 müşteriyle bu paket sayesinde 2019 yılı içerisinde çalışma imkanına sahip olduk. Buradan gelen ilgiyi görünce ve müşterilerimizden gelen geri bildirimlerle birlikte bu paketi dijital ürünlerle daha da geliştirerek 2020 yılında tekrar devreye soktuk. Yani tüm ihracatçılarımızın da bu imkanlardan faydalanmalarını özellikle bekliyoruz, rica ediyoruz. Türkiye'nin Turkcell olarak kurulduğu günden bu yana ülkemizin teknolojide lider olması, öncü olması için gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz diğer dijital uygulamalarla da hayatın her aşamasındayız. Bugüne kadar 1300 Ar-Ge mühendisimizle birçok milli dijital uygulamayı hayata geçirdik. Tamamı Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen arama motoru, yani e-posta, anlık mesajlaşma, TV, müzik platformlarıyla Türkiye'mizin, ülkemizin dijital dönüşümüne çok ciddi manada katkı sağladık. Artık ülkelerin zenginlikleri, ellerinde tuttukları, ürettikleri veri, ellerinde tuttukları veri ve bunları işlemesiyle, bir takım veri analitiği teknikleri işlemesiyle ölçülmekte. Ve Brand Finance'in raporuna göre de dünyanın en değerli 10 şirketi de veriyi tutan, biriktiren ve bunu işleyen şirketler. Bu anlamda biz de Turkcell olarak geçen senenin son çeyreği itibariyle Ankara Veri Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Ve bu veri merkeziyle de birlikte sadece ülkemizin değil bölgenin en büyük veri işletmecisi, veri merkezi işletmecisi unvanını da pekiştirmiş olduk. Another one is Global Trade Index, which we also look at, and I must say that the recent ones has not been too positive. So we see that the trade wars, global and regional politic developments, but also the recent coronavirus is not doing us any positive things at the moment. So still, however, we see that there's a good potential in Turkey, in globally as well. And one thing that we notice from our part of the business is that even if there's coronaviruses, there's always opportunities. And Turkey for sure is one of them. They grab these opportunities very fast. We are exporting quite a lot. So there's always something we can do better. Bugün ben Bursa'dan geliyorum. Arkadaşlarımızla beraber, Vahap Munyar'la, Şeref Oğuz'la beraber orada iş dünyasıyla çok güzel bir toplantı yaptık. Bir ihracatçı firmamızı da ziyaret ettik. Bir makine üreticimiz. Öğrendik ki yarı iletkenleri, lazer yarı iletkenlerini bu yıl ihraç etmeye başlıyor. Ve bunun kilogram değeri, biz hani düştü diye bakıyoruz ama bunun mesela kilogram değeri 2 milyon dolar. Yani dile kolay. Yani altının bugün kilogramı 50 bin dolar. Bunun
İhracat değeri 2 milyon dolar. Bizim bugün burada olmamızın da temel nedeni işte bu örneklerin artması. Daha çok yolumuz olduğunu biraz önce söylediğim gibi biliyoruz. O yolların Açıl'ın da ifade ettiği gibi, sevgili Açıl'ın da ifade ettiği gibi hem dünyadan kaynaklanan nedenlerle dikenli, taşlı olduğunun da farkındayız. Ama galiba bu süreçte biz yine üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Galiba bizim sözlüğümüzde yine mazeret ve bahane sözcüklerine yer olmayacak ve Türkiye'yi sırtladığına inandığımız, önümüzdeki süreçte daha da sırtlayacağına inandığımız ihracatçılarımızı var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.